En sonunda gittiler fakat uzun süre havlamalar yapacakları zararı yapmışlardır zaten. Hormon üretimi. Ve çişler azot fosfor. Adım gibi biliyoruz, bu şeytanları gönderenler kimler? Çünkü kendileri de yaptılar, tuzaklara ortak olduklarını her zaman belirttiler, güç göstererek. Böyle komşuları yok edebiliyor, Orhunlar, Özdemirler, Aydınlar, Öztürkler ve onların askerleri apartman apartman
ele geçiriyorlar bu şekilde. Ve kurban olmak zorundalar hep. O yüzden doğum hastanesine, okullara, parklara yaptıkları videolarımda boka boyuyorlar orayı. Toksoplazmalı PKK direği. Askerleri dinmiyordu parktan oklarıyla. Apartmanımızın önüne yetmiyordu. Çocukların oynadığı yerlere yığınla, kaç videomda var. Bunu doğum hastanesine de yapıyordu ve doğmamış bebelere, gebelere, yeni doğmuşlara, kaç düşük, kaç ölü doğan sebebi bunlardır. Ve askerleri böyle bir baskın yapıyorlar, insanın bağışıklığını çökertiyorlar. Geliyor buraya, vav da vav da vav da vav. Vav da vav, tam karşımıza başka yerde avladığı yok. Aynı şekilde diğer işbirlikçisi de yapıyordu. Kendisi de yapıyordu eskiden köpeğiyle. Sonra açığa çıkınca köpeğini öldürdü. Yok etti. O kadar video çektim, yayınladım yaptıklarını. Açığa çıkınca köpeğini öldürdü, yok etti. Köpeği beceriyordu, sesini duyuyorduk. Burada karşıda da vardı, sağdan soldan, önünün arkadan. Bunlar yetmez gibi işbirlikçileri, askerleri geliyordu. Onlar da o frekansın zararları burada videomdan. Çünkü değişik bir frekans daha alıyor bunlar. Vücuda zarar verecek şekilde. Bağışıklık sistemine, diğer şeylere. Vücutta bir şeyler üretiyorlar böyle. Bilimsel kanıtlı bu. O frekans hızı zarar veriyor sana. Şeytanın vesvesesi. Ve bilerek kasıtlığa geliyorlar böyle. O kadar yığınla boklar çekimine rağmen, kanserinin penceresinin dibine kadar bokluğuna rağmen, burada su borusunun üstüne yaptıkları durmadan, pisliklere, penceremizin önünde yaptıkları pisliklere rağmen, onların çekimlerine rağmen, kimin hayvanları belli, hepsi videoda ve balkonlarında oldukları da videolardan belli. Bu millet komşularımızı öldürebiliyor. Resmen cinayet. Hastalık falan değil bu. Böyle kanser ediyorlar insanları. Orhonlar ve üstemiler. Ve ceza almıyorlar. Evet. Askerleri ise ordu kadar. Bir git bir gel. Bir çete gel. Kayboluyor başka bir çete. Hepsi davalara düşürmek peşinde. Bunlar masum oluyor. Biz suçlu oluyoruz. Gelecek burada başka yer yokmuş gibi. Zaten başka yerde havlamıyor. Karşımızda karşımızda sıçtırıyor. Babanın yeri mi diye. Burası park. Çocuk parkı lan burası. Çişler karşımıza. Hepsi sırayla nöbeteceği. Ve bunlar ceza alıyor. Neden araştırmıyorlar kayıtlarını, haberleşme, paspaslaşma var mı diye. Ki oradan gelmesi fark etmiyor. Söylediği gibi boka elini sürmüyor. Diğer işbirlikçileriyle
haberleşiyor olabilirler. Düşünün be, her gün çektiğim yaptıkları bokları, kanser ettikleri kanserden hasta komşuların kapısının penceresinin dibine bok dolu leğen, kapısının önüne tam kanama, hanımı öldükten sonra yer değiştirdi, başka yeri kazıdı, böyle gördüm kanal yolunu açtı. Ve kendilerini ise bokları yapacaklar diye çekimim de var. Gördüm pencerelerini bantlıyorlar hiçbir şey girmesin diye. Ondan sonra onlar neden zarar görmüyor? Çünkü ne yaptıklarını biliyorlar, önlem alıyorlar. Ve bu katiller, bu caniler ceza almıyor be. Ufak bebeler, doğmuş bebeler gitti. Bunların kanlı elinden. Devam edecektir bu gecede. Ki bu eskiye göre sıfır. Diğerleri de geliyor. Tam buraya karşıya dikiliyordu. Başka yerde bir en yüksek havlama patlamasıyla. Ve bu Orhanlar, Özdemirler, Öztürkler, Aydınların icabına bakılmıyor. Tümünün mal varlığına el konulmalı. Bunlara bağlı olanların da. Evet. Burada 3 kanser, yanında 2 kanserden ölüm. Diğer hastalıklardan ölenleri saymıyorum bu şeylerden. Ve kurt köpekli hazır tekrar. Biraz zaman tuttu gelmesine şimdi pencereden konuşurken, çünkü duyan var. Bu milletin önü kesilmiyor, icabına bakılmıyor. Hepsi idamlık be. Terörist gibi bir şey bunlar. Terörist.